açıklamalarınız olmuştu. 15 Temmuz sonrasında birçok görevden alma oldu ama işe alımlar da olacak. 60 bin gibi bir rakam yansımıştı. Siz onun altında bir rakam olduğunu söylediniz. Şu an nedir rakam? Mümkünse sıfır. Biz şimdi kamuya alımlar derken kamuya alımların şu özelliğine ben kesinlikle karşıyım. Kamu bir istihdam kapısı değildir. Kamu iş bulma kapısı değildir. Kamu da iş almak, kamuda görev yapmak demek millete hizmet etmek için. Millete hizmet etmek için en iyi kadrolaşmayı ve personel alımını yapmak demektir. O anlamda böyle görürsek daha rahat ederiz. Yani bütçeyle ilgili orta vadeli programda bütçeye konmuş olan maksimum bir tavan var. Biz hükümet olarak o maksimum tavanı sıfır seviyesinde kullanmak istiyoruz. Zorunlu kalınırsa belki güvenlik anlamında belki bir şey olabilir. Ama onun dışında milli eğitimde yapılacak yeni düzenlemelerle. Yani öyle düzenlenmeli. Yani şu olmamalı. Bu benim tamamen %100 şahsi görüşüm. Buna katılmayanlar da olabilir. Türkiye'de benim gelecek nesillerimin eğitimde fırsat eşitliği hakkı anayasal olarak hükümetlere, devlete verilmiş olan en önemli görevdir. Ben aile bütünlüğü, aile birliği diyerek şehir merkezlerinde %20, %30 öğretmen fazlalığı gibi stoklayıp da başka yerlerdeki, kırsaldaki öğretmen ihtiyacı için yeniden öğretmen almak son derece mantıksız geliyor bana. Onun için 2017 ile ilgili hedefimiz sıfır seviyesini tutmak. Tabii efendim, ekonomi oturumu tamamlandı ama başka sunumlarda olur.